Herkese merhabalar. Sanal Fırın'a hoş geldiniz. Bu videomda Antep fıstıklı nefis bir kurabiye tarifim var sizler için. Hem şekli hem tadı çok lezzetli bir kurabiye. Hamuru ise İzmir bombasının hamuruyla aynı. Sadece dolgusu farklı. Tabi illa Antep fıstığı olacak diye bir şey yok. Bademli yapabilirsiniz, fındıklı yapabilirsiniz, yer fıstıklı yapabilirsiniz, portakal dolgulu yapabilirsiniz, karamel dolgulu yapabilirsiniz. Birçok farklı dolguyla aynı hamurla aynı şekilde güzel kurabiye yapabilirsiniz. Sizlerden Instagram'a ve Facebook'tan çok güzel geri bildirimler alıyorum arkadaşlar. Bana yaptığınız ürünlerin fotoğraflarını gönderiyorsunuz. Bazı arkadaşlar videoları gönderiyor. Benim tariflerimi yaptığınız videolar bunlar. Pardon, tarifler bunlar. Çok memnun kaldığınızı söylüyorsunuz. Böyle geri bildirimler almak beni gerçekten mutlu ediyor. Mesela benim tariflerimden Avrupa'da butik işletme sahibi olan arkadaşlar var. Orada yapıp bu işi güzel başarabilen arkadaşlar var. Daha önce yapmamasına rağmen veya o tarifi bilmemesine rağmen. Yine Avrupa'da benim tariflerimden iş bulup çalışan arkadaşlar var fırınlarda. Türkiye'de yapan işletmeler var. Aynı zamanda evde yapıp yiyen arkadaşlar var. Yapıp yine YouTube kanalında paylaşan arkadaşlar var. Tariflerim çünkü birebir ustasından olduğu için orijinal tarifler arkadaşlar. Daha da geniş bir yelpaze ile devam edeceğim tariflerime. Tabii bu geri bildirimleri almak beni gerçekten mutlu ediyor. İnsanlara faydalı bir şey verebilme gerçekten mutlu ediyor. Sizi de beni desteklemenizi bekliyorum arkadaşlar. Videolarımı sadece izleyip geçmeyin. Videolarıma beğen butonuna tıklayın. Paylaşın. Yorum yapın. Etkileşim almasını, daha fazla izlenmesini, daha çok kişiye ulaşmasını sağlayan arkadaşlar. Kanalımın büyümesi sizin elinizde. Bu kanal sizin elinizde var arkadaşlar. Siz olmazsanız zaten yok. Daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma destek olmayı unutmayın. Başlayalım. Kurabiyemin içine koyacak olduğum harcı hazırlıyorum. Harç için kullanacak olduğum 100 gram toz Antep fıstığı, 100 gram pudra şekeri ve bir miktar yumurta beyazı. Yumurta beyazının ölçüsü yok. Çünkü yumurta beyazının ölçüsü hamurun kıvamına göre olacak. Hamurun kıvamı da dış hamuruyla hemen hemen aynı sertlikte. Yani elle şekillendirebilecek bir şekilde bir hamur olması gerekiyor. Hemen başlayalım. Evet, fıstığımızı dökelim hepsini. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurun sertliği bu şekilde elle şekil verebilecek bir sertlikte hamur olması gerekiyor. Hamuru göz kararı böyle bir 120-130 gram kesiyoruz. Şöyle güzel yuvarlıyoruz. Daha sonra merdane ile açacağız. Un kullanmaya gerek yok. Bu hamur kolay kolay yapışmaz. Yanıma bir kaseyle sıvı yağ aldım. Ayçiçek yağı. Elimi ona bandırıyorum. Hafif elimi yağlıyorum. Bu harç yapışmasın diye. Çünkü şekerli bu. Gördüğünüz gibi harçtan bir parça koparıyoruz. Bu şekilde. Şimdi harcı rulo haline getireceğim. Ve hamurun içine koyacağım. Ardından saracağım. Evet. Biraz da bu şekilde elimizle şekillendiriyoruz ki hamur iyice yapışsın. Hamurları bu şekilde tepsiye alıp dolaba atıyorum.
1 saat kadar dinlendiriyorum. Hamurun biraz sertleşmesi gerekiyor. Ardından kesme işlemini yapacağım. Ben kesim işlemi için maket bıçağı kullanıyorum. Siz de buna benzer keskin, ince bir bıçak kullanın. Jilet de kullanabilirsiniz. Şekillendirme bu şekilde. Dolaptan çıkarttıktan bir müddet sonra hamur ısındıkça yumuşayıp terleyebilir. Tekrar rahat çalışması zorlaşabilir. Bu durumlarda tekrar dolaba atın arkadaşlar. Ya da bütün şeyleri, ruloları tek seferde dolaptan çıkarmayın. Çalışacağınız, işleyeceğiniz ruloyu çıkarın, işleyin, ardından diğerini çıkarın. Son olarak hepsini tepsiye dizip önceden ısıtılmış fırında 180 derecede pişiriyoruz. Hepsi bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal fırında kalın. Hoşça kalın. Thing is trying to make me smile. So happy things make me stop for a while. But some happy things